Gördüğünüz bu görsel ne bir yapay zeka ürünü ne de Photoshop. Ama nasıl olur dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, tüm sorularınızın cevabı videoda. Merhaba BodyTR izleyicileri. Bugün sizlere vücudumuzun gizli kalmış bir yöneticisinden, miyostatin adlı proteininden bahsedeceğim. Miyostatin, kas gelişimini sınırlayan bir protein olarak bilinir ve bu özelliğiyle kas gelişimi üzerinde önemli etkileri vardır. Peki bu protein nasıl çalışır? Ve neden bu kadar önemlidir? Gelin birlikte keşfedelim. Miyostatin, kas hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelleyen bir proteindir. İlk olarak 1997 yılında keşfedilen bu protein, kas hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesini önlemek için vücutta doğal bir fren mekanizması görevi görür. Miyostatin eksikliği veya genetik mutasyonları, kas kütlesinde olağanüstü artışlara neden olabilir. Bu duruma sahip olan bireyler, normalden çok daha büyük ve güçlü kaslara sahip olabilirler. Örneğin süper kaslı olarak adlandırılan bazı hayvanlar, miyostatin eksikliği nedeniyle olağanüstü kas kütlesine sahiptir. İnsanlarda da benzer mutasyonlar belirgin kas gelişimiyle sonuçlanabilir. Bu protein herkeste farklı oranlarda salgılanmaktadır. Kimi insanda daha baskın, kimi insanda daha pasif olabilir. Bunu çevrenizde gözlemleyerek de anlayabilirsiniz. Özellikle ağırlık sporlarıyla uğraşıyorsanız, bilirsiniz ki bazıları sizin verdiğiniz emeklerin çok azını vererek sizden daha büyük kas kütlesine sahip olabilirler. İşte bunun sebebi de o kişide miyostatin proteininin daha az baskın olmasıdır. Yani genetik avantaj demek çok da yanlış olmaz. Avantajı genetik demişken Arnold'dan bahsetmemek olmazdı tabii ki. Peki Arnold bu vücudu nasıl yaptı? Çok antrenman yaptı, uyku düzenine çok dikkat etti, harika beslendi, kendine odakladı, azmetti. Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Az önce de söylediğim gibi genetik faktörler her şeyidir. Arnold'un miyostatin baskılama seviyesi düşüktü. Bu yüzden sınırları esnekti ve daha fazla kas inşa edebildi. Genetik faktörler çok önemli ama tabii ki her şeyde değil. Arnold da çok çalıştı, iyi beslendi, azmetti, inandı ve başardı. Tarihin en iyi vücudunu yaptı. Peki, şimdi kafalarda bir soru var. Miyostatin etkisini azaltmak mümkün mü? Özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenenlerin merak ettiği bu soruya yanıtımız evet. Genellikle aşırı kas erimesi ya da bu tarz bir rahatsızlığı olan kişilerde bu proteini engelleyebilecek tıbbi ilaçlar kullanılabiliyor. Rahatsızlık dışında daha fazla kas kütlesi elde etmek için de insanlar bu tarz arayışlara girebiliyorlar. Çeşitli kimyasallar kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki bu kişi için ne sağlıklı ne de etik bir davranış. Aynı zamanda bu şekilde kişinin kas kütlesi artsa da gücünde artan kas kütlesi kadar bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü kas liflerinin daha güçlü olabilmesi için yırtılıp tekrardan onarılmaları gereklidir. Ama miyostatin engellendiğinde bu doğal süreç işlemeden kas kütlesi oluşturuluyor ve aynı oranda güç artışı sağlanamıyor. Bu da daha önce size belirttiğim gibi kas, tendon ve eklem sıkıntılarına, aynı zamanda sakatlıklara sebebiyet verebiliyor. Sonuç olarak her şeyde bir denge olduğu gibi yaratılışımızda da bir denge var. Hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler olmadığı sürece sağlıklı işleyen bir sisteme keyfi arzularla, kimyasallarla müdahale etmek pek de akıl kârı değil. Bu kısa bilgilendirici videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.